Saraköy 1926 antrenmanı sonrası teknik sorumlu Mustafa Ali Gözdekaya hocam ile birlikteyiz. Hocam merhaba, nasılsınız? İyiyim abi, sağ olasın, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sizler de. Teşekkürler hocam, bizler deyiz. Uzun zaman, uzun bir aradan sonra birlikteyiz. Evet, hoş geldiniz tekrar. Teşekkürler hocam. Hocam geçen hafta Sandıklı deplasmanda mağlup ederek Denizli'ye döndünüz. Nasıl bir maçtı, biraz bahseder misiniz? Yani biz aslında ikinci devrenin başından bu yana şanssız maçlar geçirdik. Özellikle biz geldikten sonra ilk yarıda da puan kaybettiğimiz maçların genelinde üstün olan taraf, maça hakimiyetini sağlayan taraf bizdik. Geneli için söylüyorum. İkinci yarıdaki maçlarımız da bu şekilde başladı. Ortaca mağlubiyeti, ondan sonra Kuşadası deplasmanında iyi oyun ama 3 puan alamadık orada. Berabere kaldık. Torbalı ile burada berabere kaldıktan sonra kazanmamız gereken bir maçtı. Artık bu takımın şanssızlığını kırması gerekiyordu. Oyuncularımıza buradan da tekrar teşekkür etmekte fayda var. Zaten teşekkürlerimizi ilettik. Hepsinin ayaklarına sağlık, yüreğine sağlık. Bütün mücadelelerini verdiler. Sandıklı maçın ilk yarısında rüzgara karşı oynadık. Çok istediklerimizi yapamadık aslında ama ikinci devre bütün mücadelemizi verdik. Oyun olarak da daha da iyi bir hale geldik ve sonuçta 2-1 kazandık. Zor deplasmandı. 3 puanlı döndük. Şimdi artık önümüze bakacağız. Evet hocam, bu hafta da Denizli derbisinde Kale Belediyespor'la oynayacaksınız. Her iki takım açısından önemli bir maç. Bu maçı neler söylemek istersiniz? Yani böyle maçlar zor maçlar. Aslında bütün maçlarda olduğu gibi zorluk derecesi yüksek olan bir ligi yaşıyoruz. Bu ligin içerisindeki bütün takımlara karşı oynayacağımız mücadele hakikaten zor oluyor. Bu herkes için geçerli. Ama Denizli derbisi olması ayrı bir hava katıyor. Kalenin iyi gidişatı var. Çok uzun süredir hem iyi futbol oynuyor hem sonuç olarak da bunu alabiliyor. Zirve yarışına devam ediyor. Bizde iyi bir arkadaşlık ortamımız var. İyi bir aile ortamımız var burada. Çocuklar da buna yönelik bütün mücadelelerini veriyorlar. Birinci dakikadan 90. dakikaya kadar. İki takımı da değerlendirdiğimiz zaman hakikaten güzel bir maç olacağını düşünüyorum. İnşallah centilmenlik içerisinde geçen bir maç olur. Denizli'ye yakışan bir derbi olur. Sonuçta bizim hedefimiz belli. Biz bütün maçlarımızı kazanmak için çıkıyoruz. Rakiplerin artık kimin olduğu, kimle oynadığımızın çok büyük önemi yok. Futbolcularımız bunun bilincinde, kulübümüz bunun bilincinde, bizler bunu biliyoruz. İnşallah Allah utandırmasın. Pazar günü güzel bir maç izlettireceğimizi düşünüyorum. Takımımıza da güveniyorum. Evet hocam, o zaman bütün Denizli futbol severleri pazar günü buraya davet ediyoruz. Tabii Denizli'deki futbol severleri mutlaka bekliyoruz. Zaten belli bir yoğunluk olacaktır diye tahmin ediyorum. İki takıma da yakışan bir mücadele olsun inşallah. Denizli için güzel bir derbi olsun. Denizli kazansın sonunda. Kendi taraftarlarımız için de yoğunluk olacağını düşünüyoruz. Desteklerini bizden esirgemesinler. Onlar da bütün desteklerini bize versinler. Çocuklarımız da inşallah sahanın içerisinde onlara yakışan, kulübe yakışan mücadeleyi sergileyecektir. Teşekkür ederim hocam. Başarılar. Ben teşekkür ederim abi.